Tesislerini, bentonit madenciliğini, biyo inovasyon merkezini, 240 yeni iş makinesini, kendi çikolata markamızı, Kısa Sanayi Kavşağı'nı, Ünye Sanayi Kavşağı'nı yeniledik. Fındık fiyatı netleşince... Kurtulmaz! Onurum! Gururum! Kuvvet kurtulmaz! Öncelikle bugün... Şehrin en köklü caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi'nde kent estetiğine uygun dönüşümü sağlayarak... Öncelikle bugün burada böyle bahar havasında güzel bir günde sizlerle beraber olmak, memleketimizde birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sabah saatlerinden itibaren çok güzel faaliyetleri yaptık. Bugün buradayız. Şu anda buradayız. Biraz sonra da Ünye'deki programda noktalayacağız. Burada Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetleri, Altınordu'da, Fas'ta ve Ünye'deki hizmetlerin açılış töreninde, toplu açılış töreninde birlikteyiz. Ve inşallah ifade ettiğim gibi akşam saatlerindeki Ünye programımızdan sonra da Ankara'ya geri döneceğiz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, böylesine güzel bir memlekette her gün, her geldiğimizde daha ileri adımlar atıldığını, daha güzel hizmetler yapıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ordu'da yıllar içerisinde ta Ordu Havalimanı'nın yapılmasından diğer kamu binalarının yapılmasına, üniversitemizin arkasında inşaatına başlanan hastanenin önemli %95 kaba inşaatının bitme seviyesine gelmesine kadar çok güzel hizmetler yapıldı. Hem merkezi hükümetin hem belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetler her türlü takdirin üstünde, her türlü övgünün üstündedir. Ben bu vesileyle Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetler dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda asıl olan millettir. Asıl olan insandır. Asıl olan millete insandır, hizmet etmektir. Milleti esas alan bir anlayışla kamu hizmetlerini yürütmektir. Bizim devlet felsefemizin, siyaset felsefemizin temelinde yazan ana kurallardan birisi de insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Asıl olan devletin ne kadar büyük olduğu, kamunun ne kadar büyük olduğu, bürokrasinin ne kadar geniş olduğu değil. Asıl olan vatandaşın hizmetinin, milletin hizmetinin ne kadar hızlı, ne kadar güçlü, ne kadar yaygın bir şekilde yerine getirildiğidir. Onun için milleti yaşatmayı, devleti yaşatmanın temel felsefesi, umdesi olarak kabul ederiz. Devleti de devleti ebed müddet olarak görür, kıyamete kadar giderek gelişen, güçlenen bir devlet anlayışıyla hizmetlerimizi yerine getiririz. Bu çerçeveden baktığımız zaman yapılan her bir hizmetin, ister belediyelerimizin hizmetinin, ister kamu merkezi hükümetlerin hizmetinin aslında hem vatandaşa, hem şehirlerimize yapılan bir hizmet olduğunu, hem de böylece devleti ileriye taşıyan, devleti yukarıya taşıyan bir hizmet olduğunu biliriz. Sizleri en güzel selamlarımla, en güzel duygularımla Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel hizmetlerin Ordu halkımıza, Altınordu'ya, Fas'a ve Ünye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'i davet ediyoruz efendim. Buyursunlar.
Gazi Meclisimizin çok değerli, saygıdeğer başkanı, bölgemizin kıymetli evladı, hepimiz için örnek olan Sayın Hocamız, değerli başkanımıza şeref verdiği bu toplantıda hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün bizim için hem özel hem güzel bir gün, güzel bir havada Sayın Başkanımızı ağırlıyoruz, değerli arkadaşlarını ağırlıyoruz, belediye başkanlarımıza, valimize, komutanlarımıza, bütün bürokratlarımıza çok güzel bir gün ve bu mutlu günde de söz verdiğimiz işleri teker teker hizmete alıyoruz. Bundan bir kısmı almamış ama tören yapmamıştık. O Sayın Başkanımızın şerefine bunları açalımdayız. Ve şimdi de bu güzel günde, bu güzel ana hepimiz tanıklık ediyoruz. Tabii bizim için Sayın Başkanımız, bizim için rol modeli, Kutlu Davamızın aynı zamanda ön açıcısı, önderi, çok güzel çalışma birlikte yaptık senelerdir. Ve bu olay, bu parti, bu iktidar bize sadece 2002 yılında gelmiyor. Bu çok eskiye dayanan hareketler. Burada Hasan Hüseyin Ceylan var, köy var. Hep burada tanıklık eden arkadaşlar. Meşakkatsiz olmuyormuş. Meşakkat tesiri celbeler diye bir mecelle kuralı var. Bu çinelerin neticesinde bir sona eriştik. Ve o 94 yılda başladığımızda Sayın Hocamıza o zaman ilk başkanlığıydı. Beraber güzel çalışma, İslam'ın hava filmini çözdük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediyeciliğe adım attık. Adım adım bugüne geldik. Şimdi de kendi memleketimize, memleketimizin evladı meclis başkanımız oluyor, Gazi Meclisi'nin başkanı oluyor. Bizler de burada milletvekillerimizle, bürokratlarımızla güzel bir günü birlikte şereflendiriyoruz, güzel ortamı değerlendiriyoruz. Bundan güzel mutluluk olan Allah'a şükrediyorum. Tabii aynı zamanda Muhterem Hocamız sadece bir meclis başkanı değil, şu anda Gazze mezalimini ve rezaletini çözmeye çalışan çok önemli bir devlet adamımız, bir entelektüel, bir akademisyen, rol modelimiz için. Onun için bence bu açıdan daha önemlisi onun yaptıkları, kelimelerle ifade edilebilecek kadar önemli. Ve bu çalışmaları dediğim gibi birlikte yapıyoruz. Tabii bizim burada yapmak istediğimiz şey, belediyecilikte bizim en çok ağırlık verdiğimiz nokta altyapı. Şu anda biz yol, su ve çöp meselesiyle birlikte yeşil alanda tüm zamanların, tüm dönemlerin rekorlarını kuracak çalışma yapacağız. Hem de bu 5 yılın 2 yılı pandemiyle geçti. Biz deprem vesaire, Erdemşehir'i, Adıyaman'ı seçtik. Bu çalışmaları arkadaşlarımızla, sizlerle birlikte, kıymetli meclisimiz, bir meclisimiz var, ufak da olsa, belediye meclisimiz var. Orada da başkanımızı örnek alıyoruz. Böyle güzel bir çalışmayı birlikte yaparak çok güzel sonuçlar aldık. 240 tane iş makinamız var. Gece gündüz bu rekorları kırmamızın sebebi gönül belediyeciliği yaparak Cumhurbaşkanlığımızdan öğrendiğimiz belediyeciliği şimdi teker teker uyguluyoruz. Ve bir misal vermek için bu kadar yağmur yağan ordunun su sorunu vardı. 772 mahallemizin 272 mahallesinde geldiğimizde yazın su sıkıntısı gördüm. Yaptığımız çalışmalarla bunu 29'a düşürdük. Çok kısa zamanda da inşallah sıfırlayacağız. Onun dışında yollarda yaptığımız çalışmalar, kendi asfalt makinelerimizle, kendi beton santrallarımızla, iş makinalarımızla bunları yapıyoruz. Dolayısıyla çok daha ucuza, süratli bir çalışmayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeşil alanda aldığımız dönemin, bizden önceki dönemin, yani bütün dönemin, ordunun tarihinde yeşil alanda %120 arttırdık. Yani yaptığımız başta MHP projesi olmak üzere köprük olarak kullanılıyordu. Oralar şimdi bir yaşam merkezi, büyük MHP projesi haline getirdik. Ve bunların her birini sadece park olarak yapmıyoruz. Mescitleriyle 15 tane mescit yaptık. Ve aynı zamanda da kitap okunan, yaşanılan bir yaşam alanı hale getirdik ki sadece parkta gelmesin, aynı zamanda dinlensin,
ibadet için evine gitmesin, camiye gitmesin, orada bölmeden hayatı, kömür savada çalışmaları sürdürsün diye böyle bir yaşam merkezi kavramını geliştirdik. Tabii bunun dışında Yoğurdan Yason'a, Boztepe'den Tarsus Adası'na, Çamlık'tan diğer yatırımlara kadar yani söz verdiğimiz, bizim vaat ettiğimizin üzerinde 200'ün üzerinde proje yaptık. Sizlerle bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, amacımız şu, kendi kendine yeten bir şehir yapmak. Birinci bu. İkinci olarak afet dirençli kentler olsun. Bunun için sel tabanları diye bir çalışma yapıyoruz. Bunlar Türkiye'de de örnek olacak çalışma. Tabii bu arada belediyecilik deyince bir de altyapıdır, diğeri de imar. İmarda yaptığım iki hareketi söyleyeceğim sadece. Çünkü yaptıklarımızı anlatmaya zaman yetmez. Yani doğru da olmaz. Bir tanesi Belediyeler meselesi. Burada kıyı kenar çizgisini aşan bir yapıyı üst gökdeleni yıkarak kalkarsın. Ve böylece burada hem Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda kanunla, yasal olarak bu binaları yıkıp kalkarsın. 24 saat şimdi burası hizmet veriyor. Gençler, çocuklar orada oynuyorlar. Halkımız da orada gayet bir ekonomik çalışmalar yapıyorlar. Onun dışında bu yıktığımız bina Türkiye'de bir ilktir. Kolay bir şey değil. 3 blok yıktık ama aslında 4.'ü peşinden gelecekti. Dolayısıyla bunu kestik. Halka açtık. Sahilleri halka açtık. Onun dışında bir Duru Göl diye bahsettiğimiz içinde göl olan bir yer vardı. Burada da aş serbest. İstediğiniz yükseklikte yapabiliyordunuz. Bunu da biz tabiri caizse buladık. Çok az şey indirdik. 36 dönümünü aldık. 72 dönümün 36 dönümünü aldık. Onu da halka açtık. Bu iş sadece iki tanenin bugünkü değeri 3 kat milyon. 3 milyar lira. Bugünkü değer. Yeşil alanı halkın hizmetine ulaşmak. Diğerleri saymıyor. Yani bu belediyeciliğin, bizim işte yaptığımız AK Parti belediyeciliğinin daha 94 yılından beri Numan Bey'lerle, Sayın Başkanımızla, Cumhurbaşkanımızla birlikte başladığımız toplu yürüyüşün biraz uygulamaları. Ve bunu oluşturuyoruz. Ve burada da şunu gördük. Cumhurbaşkanımız göreve başlarken, aşağı yukarı önerirken bize, başkanımız hatırlarlar, üçlü yaptığımız toplantıda orada havza yaklaşımıyla çalışmamız söylüyor. Havzadan kasıt da burası aynı zamanda bir fındık alanı. Aynı zamanda yaylalarımız var, şeylerimiz var. Havza yaklaşımı modeliyle ilk defa çalışmaya başladık. Yoksa yollar, sular dururken biz yerlere geçtik değil. %90 paramızı altyapıya harcıyoruz. Ama onun dışında da yeni bir yaklaşımla tarıma ağırlık verdik. Teknolojiye ağırlık verdik. Yazılıma ağırlık verdik. 7 tane şirket kurduk. Ve şimdi bununla çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunlardan bir tanesi de 200 yıllık tarihi olan fındıkta yepyeni bir çalışma yaptık. Baktık ki buradaki politikada yanlışlıklar var. Fındık fiyatı netleşince iş bitiyor diye bakıyoruz. Ondan sonra bir daha bir sene daha bekliyoruz. Biz bu işi kökünden aldık. Rekabet kurumuna başvurduk. Önce bir şirket kurduk. Bizim şu anda 565 tonun fındık bahçemiz var. Bunun verimine ağırlık yapıyoruz. Dünyadaki en büyük fındık üreticilerinden belki biriz. Yani bunu da verimi artırıyoruz, çalışmaları yapıyoruz ve katma değeri yüksek ürünlere geçiyoruz. İlk defa rekabet kurulu haklı gördü ve ilgili yabancı firma Ordu'ya geldi. Daha da kimseye randevu vermeyen firma Ordu'ya ilk defa çıkıyor bize. Ve biz 5 saat görüştük ve tarihindeki fiyatını revize ettik. 80 liradan 95 liraya çıkardık. Ve böylece çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bu çalışmalar neticesinde yapacağımız, bundan sonra Sayın Başkanımızdan istirham ettiği bir şey yok. Zaten bütün çalışmalarımız arkamızda, bütün çalışmalarda tıkandığımızda önümüzü açan ve aynı zamanda destek olan ve bütün çalışmalarımıza son derece değerli katkısı olan Sayın Büyüğümüz, yani iki tane istirhamım var. Bir tanesi lisanslı depo. Bunun için şirketi kurduk, yerimizi seçtik, proje hazır. Lisanslı depo yaparsak fındık meselesini kökten çözeceğiz, içeriden bir haline getireceğiz. İkincisi de fındık ihtisas bölgeleri. Bununla ilgili aşağı yukarı bir
400 metrekare bir dönümlük yerimiz hazır. Orada da kıldım itiraf bölgesi yapacağız. Ticaret odamızda terperlerde uyumlu çalışmalarımız var. O çalışmalar oluşturuyor ve bir de üretim bölgesi yapacağız. Burada oraya gelen insanların en büyük ihtiyacı yer yok diye gelin diyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Şu anda bizim 50 tane fabrika kuracak yerimizi hazırladık. İki sanayide birleştirdik. Bundan sonra hem alacağımız diğer sahalarda yapacağımız çalışmalarla hem de işsizliği de çözeceğiz inşallah. Şimdi açacağımız tesisleri aklımızda, bölgemizin hayırlı olsun. Sizler de güle güle kullanın. Altın ordumuza, pastamıza, dünyamıza hayırlı olsun. Bundan sonraki çalışmalarda inşallah sizlerle paylaşırız. Hepinize saygılar sunuyorum. Şeref verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza saygılar sunuyorum. Buyurun. Tarih, kültür ve turizm şehri Ünye'mizden, baba ocağınızdan saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ordu Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan üç büyük önemli eserin açılışı için hazırız. Emir ve talimatlarınızı bekliyor, saygılar sunuyor, arz ediyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Makaslar sizde, Bismillahirrahmanirrahim diyerek açalım. Buyurun. Fatsa hazır, emir ve talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun Fas'a halkımıza, Bismillahirrahmanirrahim diyerek siz de kurdelerinizi kesin. Yüzünü inşa edenlerden eyle, şehirlerini imar edenlerden eyle. Fas'a ve Üye'deki açılışı gerçekleştirdik. Şimdi de burada Altınoluk'taki açılışı müftümüzün duasıyla tamamlıyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bismillahirrahmanirrahim.